Takka canlarım video hoş geldiniz. Canlarım bugün manedar anlarımla yine karşı karşıyayız. Her zaman söyledim öğretmen olan Canoski'nin anları daha da birikecek. Daha neler neler yaşayacak ama hepsini anında anlatamayacağım. Biraz zaman geçmesi gerekiyor demiştim üzerinden. Bu arada videoya başlamadan önce fark etmişsinizdir ki bir zor konuşuyorum. 4-5 saatlik bir yayından çıktım. Ağzıma biraz tükürük geliyor. Bunun sebebini söyleyeyim. Ne yapıyorsun canım, Mavlusu'nu demeyin. E, dün arkadaşlarım geldi şehir dışından misafirliğe işte yeni ev hayırlı olsun kardeşim falan filan muhabbeti. Ya bir kaza oldu e, dilimi ısırdım. Çok ciddi şekilde dilimi ısırdım yani bir üst derecesinde e, doktora falan gitmem derecesine gelecek yani öyle düşünün. Çok fena iki tarafında dilimin ısırdım. Konuşurken belli ünsüzleri çıkartırken zorlanıyorum ve acı çekiyorum. O yüzden videoda e, düzgün konuşamayabilirim. Aa bu böyle örtmen mi olur niye konuşamıyorum demeyin. Bu duyuruyu yaptıktan sonra da Manidar Hanım'ıza geçelim. Dün video atamadım. Söz vermiştim her videoya gelecek diye. Ama haftada bir gün tabii ki bir şeyimiz olsun. Bir es vermiş oldum. Arkadaşlar geldi. Harbi müsait olamadım. 7 gün içerisinde 6 video 5 video bunlar zaten bizim için gayet yeterli sayılar videolara ilginiz için çok teşekkürler her şey çok yolunda yavaştan tekrardan toparlanıyoruz muhteşem bir hale geleceğiz öncekinin bir 10 katı falan gibi bir hayalim var İlk hedef 50 bin abone oradan 100 bin aboneye falan gideceğiz daha neler neler ilk vlog çekimlerimiz biraz başladı bir tane story atmıştım Instagram'a zaten. Wasabi'ye tek attım. Tüm wasabi'yi bir yedim. Yemin hayatım kayar gibi oldu. Böyle gözümün kenarına şimşekler çaktı. Ölecek gibi hissettim. Harbi ölüyordum neredeyse. Aksilikler derken dil sıkıntısıyla beraber kulaklığım galiba bozuldu. Emin değilim. Biraz bakmam gerekiyor. Yani kulaklığı algılamıyor şu anda monitörüm. Şey pardon kasam. Onu da halledeceğiz derken de ansın anımıza geçelim. Ana videolarında şunu istiyorsunuz. Abi uzun olsun biraz daha uzun olsun abi işte sarmadan izlediğim nadir kanallardasın vesaire vesaire videonun görüntülenme süresi zaten gerçekten çok yüksek oluyor hepinize ayrı ayrı teşekkürler sarmadan izleyen tayfa için ama olay biraz şu ben anıyı anlatırken a şöyle anlatacağım şundan bahsetmeyi unutmayayım gibi bir şey harbi söylemiyorum şu an ne hissediyorsam ne düşünüyorsam anlık doğaçlama ya hazırsız, hazırlıksız bir konuşma yapıyorum ben burada o yüzden anıda anlatmadığım ya ah be şuna deseydim bir şey çok fazla oluyor. Aslında benim kanka onu keser miyiz ya? Keseriz tabii ki gel. Oradan güzel bir şey bu arada. Gayet temizdi. Burada da buranın kuşuna yardım ettik mi? İşler güzel. Ekşi sözlük videoları gelecek. Geçen videoda söylemiştim zaten. Ana videolarında şu duyuruları önceden yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki ki artık öğretmen oluyor. Diplomamı henüz almadım. İşte artık Ağustos'ta mı? Ne zaman verilirse diploma, adını diplomamı almaya gideceğim. Şu mini duyuruyu yapmam gerekiyor. Ben 22 yaşındayım. Henüz daha yeni mezun oldum ve de diplomam bile yok. Dediğim gibi öğretmenlik yapmayı uzun vadede düşünsem de şu anlık en azından hayatımın birkaç yılı öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum. Aklımda özel ders gibi şeyler var ama resmi bir kurumda işte özel okulda, devlet kurumunda öğretmenlik yapmayı henüz düşünmüyorum. Bu yayıncılık vesaire YouTube işleriyle hayatımı ne kadar devam ettirebilirim. Şu an Antalya'da yeni bir eve taşındım. Yalnız yaşıyorum. Bir hayat limit testi yapacağım. Sonrasında evet ya böyle olmuyor ya da evet çok iyi oluyor diye. Doğru kararı verip kendimce güzel bir yaşantı yaşama gibi bir fikrim var. Alex kardeşimize de hemen seyahat edelim. Bayağıdır böyle bir vs atmıyordum. Özlemişim harbiden. Oh ya oradaki son Q gelseydi iyiydi. Güzel oldu. Bu arada yine Gültekin var yanımızda. Master iyi almış bir de. Yani az trolleyecek gibi bizi. Full win alıyoruz ya. Maşallah demediniz herhalde chat'tekiler. Gültekin de şöyle ilk uzu bir alıverelim dedi. Anılarımı unutmamak için şöyle 10-15 tanesini not aldım. Bunlar karşısında tak 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 diye gidecek. İlk anlatmak istediğim şey hani böyle öğretmenleri yolda sokakta görürsünüz de okuldaki gibi davranmaz. Aa normalde öyle değilmiştir ya. Öyle dersiniz yani. Hoca yolda gördüm çok samimiydi. Şöyleydi böyleydi diye. Bu benim stajyerlik zamanımda. Üniversite son sınıfken yani birkaç ay önce staj yaparken gittiğim okulun çevresinde takılırken öğrencileri görüyordum işte. Okulda derse girdim öğrenciler yolda sokakta top oynuyor. İşte yanıma koşuyorlar hocam nasılsınız ne yapıyorsunuz falan filan muhabbeti. Öğrencilerin davranışları da çok değişiyor. Mesela okulda normalde çok atik olan işte derslere biraz trolleyen diyeyim bizim anlayacağımız tabirle. Ya da derse çok suskun olan insanlar okul dışında çok daha farklı kişiler oluyor. Mesela benim kendi deneyimim çok zıplayan olan öğrenciler dışarıda biraz daha sakin ediyor. Okulda çok konuştuğu için, hareket ettiği için yoruluyor mu bilmiyorum ama tam tersi oluyor. Aynı zamanda da okula çok konuşmayan kişiler de dışarıda artık orası onlara daha mı iyi geliyor, daha mı oluyorlar bilmiyorum. Onlar da daha bir enerjik oluyor. O temel serisinden bir ulti atayım. O kill bize kaldı mı? Üf, çok tatlı oldu mükemmel avcı zaten lazımdı bize. Bu okuldaki anılarımı aslında çıkar çıkmaz yaşadığım an anlatsam benim için daha iyi olacak. Hayatımdaki çoğu an için de daha iyi olacak. Ama şunu hep söylüyorum zaten. Ya o an içerisinde yaşayınca işte çevredeki insanların tepkileri ya belki rahatsız olacaklar düşüncesi. Bana üzerinden biraz daha zaman geçsin. Hem ben konuşurken farklı düşünüyorsam kafamda o fikir oturmuştur. Öyle anlatırım diye düşünüyorum olayı. Ya da mesela okul müdürüyle yaşadığım bir konuşmayı ya da bir öğretmenle yaşadığım bir tartışmayı anında anlatırsam diğer gün okula gideceğim. Adam şey diyecek işte Can bizim muhabbeti niye anlatıyorsun ya falan diyecek. Burada birkaç ay üzerinden geçtikten sonra anlatıyorum ki hem aynı zamanda o hocayla e, bir sorun yaşamamış olacağız. Hem de zaten e, sorun yaşadığım için ismini, soy ismini ya da işte hayatı anlatmıyorum. Yani e, bilinmiyor yani no name birisi, isimsiz birisi olmuş oluyor. Kanka bunu şuraya bir geliver serisinden. Yase. Dışarıda öğrencimle karşılaştığımda çok sevdiğim bir öğrenciden aynı zamanda kendisi zaten. Ama aynı zamanda beni gördüğü için çok mutlu oluyordu çocuk. Ben de çocukken öğretmenlerimi görürdüm yolda sokakta. Oturduğum mahalledeydi okul sonuçta. Onların da git oluyor. Yolda görüyordum, çok heyecanlanıyordum. Acaba hoca günlük yaşantısında ne yapıyor işte? Okuldan nasıl geliyor? Mutlu mu? Yoruluyor mu? Falan filan gibi şeyleri düşünürken bir bakmışım, o hoca ben olmuşum. Çocuklar yanıma geliyor. Hocam işte şöyle böyle nasılsınız? Hocam video çekelim ya falan diyorlar. Swain sen niye bu kadar güçlü bir karakter oldun kanka? Kesin ben mi kötü bir şey Tam keseceğim adamı. <laughs> Pike bir çekiyor köyle tutturamıyorum. Dilim ağrıdı. adamsın ya. Bu şarlarına bayılıyorum da. E kombosunu falan filan bir tersten mi attı? Bir de bu top Sejuani biraz fazla kuvvetli gibi geldi. Ben kesebilir miyim ben ya acaba? Şöyle bunları helal lan iyi dojuyor ha. Öğrenmiş tak. Öyle yaptıysam ulti geldi Sejuani bozma, Sejuani boz, Sejuani boz, 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 boz. Adamsın Sejuani. Bottan bana mana geldi bu arada. Pratik zeka sayesinde. O yüzden <laughs> bir anda Sejuani'yi ee, kesebildim mi? Valla bottaki gelen mana sayesinde. Pratik zeka ürünün faydası. yolda bizim öğrencilerle karşılaştıktan sonra aklıma şu geldi. Artık e, toplum olarak biraz kötü düşünceye sahip olmaya başladık. Ya da bir herkesin bir duyar kasma fikri var. Mesela bugün onu daha da fazla fark ettim. Eskilerden bir video izliyoruz abi. Hani al kırdın kırdın videosu var ya bir tane çocuk o zamanlar lisesi lise olmuş. Gömlek var üzerinde. Şöyle kameraya pozlar veriyor. 2009 videosu falanından bahsediyorum. Annesi geliyor. Beni niye çağırdın sen? Salak yemedim geri zekalı bir çocuk falan diye işte. Et olsa keşke de koysa buraya neyse. Çocuğun videosunu izlerken bak o dönem izlediğimiz o videoyu gülüyorduk. Eğlenceli güzel diyoruz. Ama bugün o videoyu izlediğimden sanki o olay günümüzde yaşansa. Yani anne çocuğuna öyle bir şey dese yorumlarda kesinlikle şu olurdu abi. İşte anneye bak. Öcuna ne diyor? Özgüvenini kırıyor. Böyle şey mi olur? Böyle insanlar çocuk yapmalı falan filan gibi gerçekten şeyler olurdu. Yorumlar olurdu. Bu düşünce de benim harbiden içimde yer etmiş. Ben günlük hayatımda öğretmenlik yaparken staj zamanlarında özellikle aklıma hep şu geliyordu. Mesela bir öğrenci beni çok seviyor. İşte o dönemde şey yapacağız. Okuldan ayrılacağız biz artık. Son derslere giriyoruz. Öğrencilerle vedalaşıyoruz abi. Veda zamanı. E, kadın bir tane daha stajyer hocam var benim. Aynı anda derslere giriyoruz. Ben, o benim dersimi dinliyor. Ben onun dersini diyorum vesaire. Dönem sonu karne dağıtma zamanı geldiğinde fark ettim ki... Mesela işte kız arkadaşım Hande okuldaki stajlardan bahsediyorum. E, sarılıyor çocuklara. E, çok candan bir şey. Veda sonuçta öğretmen için. Çocuklar içinde. de. Ama ben, ben neyse bir şey dedim. Ya... Şimdi sarılmak güzel bir şey ama yanlış anlaşılır mı? Biri acaba oradan laf eder mi? Duyar kasılır mı? Artık insanın içinde böyle kötü düşünceler var. Çok kötü bir hale geldik. İnsanın aklına gelmeyecek şeyler tarafından suçlanabiliyor insan. Çok kötü şekilde. Sarı sarılmadım yani öğrenci veda için. Kimi der ki evet sarılmamasın öğrenci, çocuk falan der. Ben yani artık toplum olarak nasıl bir hale geldik artık günümüzün durumu mu? Herkesin herkes görmesi mi? İnsanların hayatlarının daha rahat erişebilmemiz mi bilmiyorum. Bizi çok kötü bir hale getirdi. Buradaki varacağım nokta da mesela yolda çocuklarla karşılaştık. Biraz da yaramaz ekiptir onlar yani. Biraz haylazlar böyle e, derslere çok ilgili değillerdi. Biraz daha sportif hareketleri işte efendime söyleyeyim e, futbol oynamaya belli çocuklar. Dışarıda onları görünce ben de tak severim yani top oynamayı. Girdim bir anda mahalle abisi gibi çirkin çirkin top oynadım. Benim top mekanikleri de zayıflamış yani. Kötü oynuyoruz. Eskiden iyi oynardık. Ara iyi koşarım ben. İyi koştuğum için de iyi topçuydum. Bak oradan bir çok güzel oldu. Böyle çalım hareketleri vesaire yapıyorum ama hiçbiri tutmuyor. Top ayağımdan kaçıyor. Şöyle i̇şte i̇şte çocukların oyunda dahil olunca 5 para olmuş bu arada. Sanki dışarıdan biri de beni izlemeye başladı gibi geldi. Lan dedim niye top oynuyoruz neye bakıyorlar falan filan. Sonra aklıma o düşünce geldi. Hani demiştim ya. Biz okulda karne gidi. Öğrencilerle veda alışıyoruz vesaire gibi. Orada aşağı yatı verdik bir anda. Ona ulti atmasam, şu atsam daha fazla iş yapacak gibi. Aynen burada triple attık. Yani insanlar öyle bakınca garip hissettim yani. Sanki böyle yargılayıcı bir bakış varmış gibi. Sonra da zaten neyse işte falan filan deyip. Kanka buraya yardım lazım bu arada. Ciddi exhaust. Maalesef dur. Ultiye ölürse muhteşem ötesi olacak. Bak. Zarat ne? Adam skipmiş bu arada. Kankam. se seviyen tak, kapat canlarım. Aşağı bir yatı var oraya. Çok güzel. Bu arada neşe alırız ama yaptığım bir hata var benim. Şuraya, şuna bir tane vursana. Ona vuramadık. Smite'ı kullandım abi. Abi peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani konuşmak bile bir kötü, çirkin, biraz anlamsız ama artık böyle insanlar üzerinde böyle bir olay var sanki ya. Herkesin böyle anlamsız hale getirmesi ya da her şeye kötü bakması bizim hayatımızı, davranışlarımızı etkiliyor. Ve bunu öyle çevrede herhangi birisiyle işte farklı bir muhabbet olsun. İşte mesela yolda kavga eden bir çift oluyor. Yani erkek kadını dövüyor. Yardım etmeye gidiyorsun, ayırmaya falan gidiyorsun, çalışıyorsun. Adam bir anda geliyor, işte yanında artık kötü bir alet varsa işte, keskin bir alet varsa sana kullanıyor işte. Haberlerde falan kaç tane oldu zaten. İnsan normalde bir hamle sonrasını düşünür. Bunu yaptıktan sonra ne olacak diye. Biz artık 2-3-4 hamle sonrasını düşünmeye başladık. Bu da bizim vereceğimiz kararları etkiliyor, yaşayışımızı etkiliyor, hissettiklerimizi etkiliyor. Bakalım şimdi bu videoyu kaç bin kişi izleyecek? Yorumunuz genel olarak sizin ne olacak? Yani bir yandan da bir anket misali olmuş oluyor bu iş. Zerat %100 flash şey. Skip bu arada. Utanmasa ultimi falan da dojecek adam. O derece. Çok güzel Seyasi seyasi adam da sürekli kaçacak gibi tip vardı iyi öldü bari Hemen Pyke'ın Sejuani iteceği yere doğru Q attık misali Ya ben bu sistemi çok önceden söylemiştim Mesela ben şimdi ulti attım Toptaki Sven ben ulti attığım için zonya bastı mesela sallıyorum Ama ondan bana asist gelmiyor bu asist sistemi biraz daha yapılandırılsa üzerine gidilse daha mantıklı olabilir bence. Skip gibi de skip gibi değil aynı zamanda Zerrat. Ben anlayamadım. Kötü skip ne oluyor bu? Ucuz skip falan mı ki? Exhaust'u iyi attım aslında. Enti oraya büküyor. Anlık. Yat aşağıya. Ha? İyi gidiyor hayat kuş. Keyif yerinde. İşte dilimden dolayı hem biraz konuşamıyorum hem Bir günlerin bir yorgunluğu var üzerimde Ama güzel sohbetli böyle Tam gece yatarken izlemelik tarzda video Tabii canım Bu da keyfi bir ayrı Ben ulti attık adam skip değil ya Az önce ne skip dedik o zaman bir garip Bu yayıncılık işlerin en zor yanlarından birisi de mesela harbi yorgunum Ve bildiğin Asla sayılabilecek derecedeyim bu işi yapıyorsun ve genelde insanlar senden güller yüzlü, çok enerjik ya da onlara ekstra bir hayat veren şeyler yapmanı istiyor. Ama sen bunu yapmak zorundasındır. Ama içinde o an o his yoktur, her zamanki gibi değildir. Böyle oluyor da şey oluyor işte, Janoski bozmuş. Bu ne? Değişmiş falan muhabbeti. Ama artık biz has yerlediğimiz için öyle şeylerden geniş sanmıyorum. Dehase, bu adamı bir yakala. Adam ya, adam geldi adam. Bingo flow'lar, dolunaylar. Çakal abimin şarkısını dün dün mü? Aynen. 2 gün önce olmuş oluyor şu an videoyu gece 5'te çektiğim için. 78 kere falan dinledik abi arabada. Arkadaşın arabadayız. Şarkı çıkmış. Bir açayım dedi arkadaş. 105 kere falan üst üste açtı. Harbiden yanlışlıkla çakal fana falan olacağım. Yani o derece fazla dinledik. Oyunun da burada sonuna gelmiş olduk. Canoski çakal dinlemiş bak. İlk defa çakal dinle düz kere falan. Üzerine videoda enerjisi yok. Konuşamıyor bir de öğretmen olacak. Yani en az konuştuğum yıllardan birisiydi. Hallettik ama. Onurumuzu hemen doğumuza yalandan vermiş olalım ve tık LP. bir maç sonra gümüşteyiz. Bir sonraki videoyu şey tarzı çekebilirim aslında ya. Bir günde bronzdan çıkmak gibisinden. Hasarlarda 60 5K vurmuşuz. Nasıl yani? Sonlar videomuz bu kadardı. İzleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Behlül Kaçar. Tak kayra kapatacağım